Bir adam vardı. 21. yüzyılın en çok tartışılan diktatörlerinden birisiydi. Peki bu adam kimdi? İpucu istiyorsanız kendisine Afrika'nın kralı diyordu. Bu isim Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'ydi. Kaddafi'nin ölümünden 8 yıl geçmesine rağmen ülkemizde hala tartışılıyor. Kimisi onun zalim ve baskıcı bir diktatör olduğunu söylerken, kimisi de heykelini yapsak tıraşına beton yetmeyeceğini söylüyordu. Kimileri de bu iki görüşü desteklemektedirler. Dilerseniz Libya ve Kaddafi'nin tarihine bir yolculuk yapalım. İlk önce eski olandan başlayalım. Yani Libya'dan. 1510 yılında Don Pedro Navarro tarafından İspanyolların eline geçen Trablusgarp, bu sömürgeyi idare etmekte zorlanan İspanya Kralı 2. Ferdinand tarafından, 1528 yılında Türkçe anlamı saçma, İngilizcesini telaffuz edemediğim şövalyelere bırakılmıştır. İlerleyen dönemlerde Osmanlı tahtında bulunan Kanuni Sultan Süleyman, bu bölgeyi gözüne kestirmiştir. Bu yüzden Turgut Reis ve Sinan Paşa'ya Trablusgarp meselesini açtı. Paşalarım, reislerim, biliyorsunuz Avrupa'nın içinden geçtik. Moruk, Osmanlı dediğin öyle basit bir imparatorluk değil. Haklısınız hünkârım. Bu harika imparatorluk size çok şey borçlu. Bugün mevzu bahis şu hastanede çalışan heriflerle ilgili. Biliyorsunuz Barbaros Hayrettin Paşa'nın Trablusgarp üzerindeki seferlerini. Yarım kalan işi bitirmemiz lazımdır. O yüzden harekete geçiyoruz. Hünkârım, hedefin neresi olduğunu hala söylemediniz. Trablusgarp be paşa. Böylece Trablusgarp 1551 yılında Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Burası 1611 yılına kadar paşalar tarafından yönetildi. 1611 yılında dayılık sistemi geldi. Ama bu dayı başka dayıydı. Nitekim Osmanlı Devleti'nin zayıflamasına paralel olarak dayılar daha bağımsız hareket etmeye başladı. Yani keyiflerine göre kurallar belirliyor, bağımsız hareket ediyor, hatta birer devlet başkanı gibi başka devletlerle ikili anlaşmalar bile yapabiliyorlardı. Lan neyine güveniyor bunlar dediğinizi duyar gibiyim. Ne yazık ki işler böyle yürüyor. Fakat ilerleyen dönemlerde buradaki yöneticiler büyük sıkıntılarla karşılaşacaktı. Bu büyük sıkıntıların en önemlisi de oydu. Kim olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. İpucu vereyim mi? Petrol ve güç hastasıdır. Hepinizin İngilizler dediğini duyar gibiyim. Ama yanlış. Cevap genç devlet Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Evet, Amerika genç yaşta icraatlara başlamıştı. Fakat buradaki durum farklıydı. Zira Amerika o dönemlerde burada bulunan yöneticilere vergi ödüyordu. Yöneticiler bazı konularda sıkıntı yaşayınca Amerika'nın vergilerini arttırdılar. Tam bu sırada yönetimi Thomas Jefferson aldı. Thomas vergilerin yükseltildiğini duyunca resmen şöyle dedi. Lan bu Türk korsanların isteği de bir bitmedi ya. Onlara vereceğimiz parayı donanmaya yatırsak, animallah dünyanın süper gücü oluruz be. Yok lan artık onlara para mara. Hey Osmanlı İmparatorluğu, bıktım aga ben senin bu adamlarından. Ulan tarihimde ilk kez vergi veriyorum sana. Bunun gibi yüceltici bir olay varken hala üstüne üstlük benden fazla para istiyorlar. La konuşamadım lan. Doğaçlama yapıyorum ama şu an lanet olsun yani ne diyeceğimi bilemedim ya. Duydun mu beni dostum? Vergi diyorum, vergi. Lan niye pipine takmıyorsun beni kardeşim ya? Görünen o ki bir savaş yolda. Fakat burada önemli olan ve dikkat edilmesi gereken nokta Osmanlı İmparatorluğu'nun bu uzaktaki beylerbeyliğinin, yani bir eyaletin savaşı ilan etmesidir. Zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun 1830'lara kadar ABD tarafından gelen isteklere rağmen bu devleti muhatap dahi almamıştır. Yani Osmanlı İmparatorluğu Amerika'yı pipine bile takmıyordu. Sonuç olarak Amerika'nın Osmanlı'nın eyaletiyle yaptığı bu savaş, Amerika'nın zaferiyle sonuçlandı. Daha sonra Osmanlılar 1835 yılında Libya'daki kontrolü yeniden sağlayarak burayı merkezi yönetime bağladılar. Ardından kısa zaman sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun en berbat yılları geldi ve Trablusgarp İtalya'nın tehlikesi altındaydı. Zira İtalyanlar büyük devletlerin yanında başarılı diplomasi faaliyetleri sürdürürken, öte yandan da Trablusgarp da kendi hesaplarına elverişli bir ortam hazırlamaya uğraşıyorlardı. Her emperyalist devletin uyguladığı metotları İtalyanlar da burada uygulamaktaydı. Ülkede egemen olma amaçları için çalışan okulları, bankaları, iktisadi kuruluşları vardı. Liman ve benzeri kurumlar için imtiyaz peşinde koşuyorlardı. Okulları resmi ve mali mekteplerle rekabet ediyordu. 1911'de İtalyanlar bölgeyi işgal etti. Trablusgarp Savaşı akabinde yapılan Uşi Anlaşması ile Libya'daki fiili Osmanlı hakimiyeti sona erdi. Ülkeyi işgal eden İtalyanlara karşı Mustafa Kemal, Enver Paşa ve diğer kimi Osmanlı subaylarının örgütlediği milis kuvvetleri uzun zaman direnç gösterdi. Ancak her türlü üstünlüğe sahip olan İtalya, ülkenin tamamını kontrol etmeyi başardı. Halkı baskı ve zulüm ile sindirdi. Adeta bütün Libya'yı köleleştirdi. Bu dönemde İtalyan sömürgeciliğine karşı Ömer Muhtar tarafından başlatılan direniş hareketi ise Ömer Muhtar'ın yakalanarak idam edilmesi sonucunda başarısızlığa uğradı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölge Fransa ve Birleşik Krallığa bırakıldı. Birleşmiş Milletler 1949'da Libya'nın bağımsız bir ülke olması gerektiği kararını aldı. 1951'de Libya bağımsızlığını kazandı ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla bağımsızlığa kavuşan ilk ülke oldu. İdris ülkenin kralı oldu. Şu İdris denen herif de kapitalistlerin oyuncağı oldu gitti be aga.
Haklısın ama yapacağımız bir şey yok be Muammer. Sen öyle san. Göreceksin. Ben bu düzene son verecek bir lider haline geleceğim. Halk hep beni konuşacak. Var ya herkesi yerin dibine gömeceğim. Oğlum sen daha 14 yaşındasın. Ne bu şiddet bu Celal'im? Biz 14 yaşında evde challenge videoları izlerken, Kaddafi 14 yaşında Arap milliyetçiliğinden etkilenerek anti-Siyonist hareketlere katılıyor. Bununla yetinmiyor ve 3 sene sonra yani 1959 yılında okul arkadaşlarıyla ileride Özgür Subaylar Hareketi adını alacak gizli bir örgüt kuruyor. Vay be! Dediğinizi duyar gibiyim. 1969 yılında yüzbaşı rütbesine terfi etti. Bu gizli örgüte dayanarak o sırada kaplıca tedavisi görmek üzere Türkiye'de bulunan Kral 1. İdris'e karşı 1 Eylül 1969 tarihinde darbe yaptı. Devrim Komuta Konseyi adına denetimi ele geçirip anayasal kuruluşları feshetti. İslam ilkelerine dayanan İslami sosyalizmi kuracağını açıkladı. Ben Kaddafi olarak Arap Birliği için çalışacağıma, bağımsız ülkelerle birlikte ırkçılığa, sömürgeciliğe ve toplumsal baskıya karşı çıkacağıma yemin ediyorum. Peki efendim bu konu hakkında Amerika ne düşünüyor? Amerika mı? Peki Amerika sizce bu olanlar karşısında neler yaptı? Gençler, 21. yüzyılda Amerika'dan habersiz bir şey yapamazsın. O yüzden Kaddafi için Amerika sıkıntı olabilirdi. Ama durun, hiç de öyle olmadı. Amerika Birleşik Devletleri 7 Eylül 1969 yılında Kaddafi'yi tanıdı. Bunun üzerine kral arkasında desteğin olmadığını gördüğü için görevini terk etti. Ve artık Kaddafi dönemi başladı. 27 yaşında ülkenin başına geçen Kaddafi 1970 tarihinde yeni anayasa hazırlanınca Başbakanlık ve Savunma Bakanlığı görevlerini üstlendi. İlk icraat olarak İngiliz askeri üslerini ve birliklerini ülkeden çıkartmak oldu. Petrol şirketlerini ulusallaştırdı. Eğitim ve sağlık tamamen ücretsiz hale getirildi. Halktan vergi alınmayarak su, elektrik ve doğalgaz ücretsiz hale getirildi. Peki Libya'nın bütün bunları yapmasına sebep olan zengin kaynağı sizce nedir? İpucu vereyim. Sea Halton. Yok oğlum bizi karıştırma. Libya diyorum. Aynen bu. Nitekim petrol sayesinde ülkede altyapı hızla gelişiyordu. Hatta petrolün bir kısmı halkın cebine giriyordu. Halk istediği zaman bankalardan faizsiz borç alabiliyordu. Ha bu arada orada ev sahibi olmak çok kolaydı. Bizim gibi değildi abi herifler. Biz ev sahibinin insafına kalmış gariban kiracılarız. Aynı zamanda o dönemlerde Libya'da yaşayan bir vatandaş olsaydınız, sudan ucuz cümlesinin anlamını çok iyi anlardınız. Petrol harbiden sudan ucuzdu. Neyse, anlayacağınız gibi Libya halkı maddi olarak neredeyse harika bir durumdaydı. Fakat Kaddafi de kusursuz bir lider değildi. Gücünü korumak için kimi zaman da baskıcı tutum sergiledi. İtalyan ve Yahudi azınlığın mal varlığına el koyarak onları göçe zorladı. Aynı zamanda Afrika'daki kimi ülkelerde sol eğilimli hareketlere destek oldu. O dönemlerde dünya iki global güç arasında ikiye bölünmüştü. Bunlardan biri komünist ülke Sovyetler Birliği, diğeri ise emperyalist Amerika'ydı. Diğer ülkeler gibi Kaddafi'nin de bu iki güçten birini seçmesi gerekiyordu. Kaddof, gel bakayım buraya yavrum. Gel gel. Dinleme onu evladım. Kapitalist elleriyle seni de kirletecek. Kes lan boş yapmayı. Oğlum bak senin... Bir dakika lan. Bunu bir yerden hatırlıyorum. Yav he. Söyle bakalım Kaddafi. Kimi seçiyorsun? İsrail'le dost olmayana. Aa hadi ama. Cevabın ne olduğunu biliyorum. Kaddafi'nin seçimi Sovyetler Birliği'ydi. Böylece bu ülkeyle ilişkilerini hızla geliştirdi. Kaddafi'nin Türkiye'ye bakış açısı biraz tartışmalıdır. Zira ilk dönemlerinde Türkiye'ye Kıbrıs harekatında büyük askeri yardımlarda bulunmuştu. Ama ilerleyen dönemlerde Türkiye'yi ABD ve İsrail'le yakınlaşıp beraber hareket etmekte suçladı. Bununla kalmayıp 1996 yılında Libya'yı ziyaret eden dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ı sert bir dilde eleştirdi. Kaddafi 1998 yılında Türkiye ile Suriye'nin arasının gerilmesinden sonra Türkiye'nin Kürt ayrımcılığı yaptığını ve Suriye'nin işgalini kolaylaştırmada öncü rol oynadığını ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin Suriye'ye saldırması halinde Libya'daki Türk şirketlerini kapatacaklarını ve yerine Yunan şirketlerinin çalışmasına izin vereceklerini açıkladı. Diğer yandan Kaddafi Arap Birliği Meclisi'nde diğer Arap devletleri sert bir şekilde eleştirdi. Bakın Amerika kafasına göre Irak'a giriyor. Hepiniz malloş gibi durumu öyle izliyorsunuz. Vallahi billahi ikiyüzlüsünüz. Irak'tan sonra sıra size gelebilir. Haberiniz olsun. Ulan ipne herifler niye gülüyorsunuz? Ulan Esat sen görürsün lan. Reis harika bir hayal gücün vardı o yüzden. Tuk kalıbına tüküreyim senin. Ulan her biriniz birer yavşaksınız lan. Yazıklar olsun lan size. Tarihler 2011 yılına geldiği zaman Arap Baharı etkisini Libya'da da göstermeye başladı ve böylece Libya'da bir iç savaş patlak verdi. Ağustos 2011 tarihinde Trablus'un düşmesiyle Kaddafi rejimi yıkıldı. 20 Ekim 2011 tarihinde memleketi Sirte'de Ulusal Geçiş Konseyi askerleri tarafından yakalandı ve daha sonra halk tarafından linç edilerek öldürüldü. Halk özgürlük ve demokrasi beklerken daha da kötü duruma düştü. Nitekim şu anda Libya'daki karışıklıklar hala devam ediyor. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız ki mutlu mesut videolarıma devam edelim.
devam edebileyim. Peki sizin Kaddafi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Fikirlerinizi yorumlar bölümüne yazmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.